Volkan Konak. O doğduğunda takvim yaprakları 27 Mart 1967'yi gösteriyordu. Karayollarında işçi Cevat Bey ile ev hanımı Saynur Hanım'ın 6. çocuğu olarak Trabzon Maçka'da gözlerini açtı dünyaya. Erkek çocuğu isteyen Saynur Hanım, Volkan'a kadar hep kız çocuğu dünyaya getirdi. 6. kez hamile kaldığında ise "Allah'ım yeter artık, bu da kızdır, aldırayım en iyisi" diyerek kürtaj yaptırmak için doktorun yolunu tuttu. Volkan Konak, fıkralara bile konu olacak doğum hikayesini İzzet Çapa'ya verdiği röportajında şöyle anlatıyor. 9 kardeşiz, 3 erkek, 6 kız. Anam bana hamile kalınca "yeter bu kadar" diyor, beni aldırmak için doktora gidiyor. Doktor kürtaj için 300 lira istemiş. Bu bizimkiler için büyük para. Anam da "sana 300 lira vereceğime ben bu çocuğu doğurur, büyütürüm daha iyi" demiş. 300 liralık uşak da bu kadar olur. İdare edin işte. İsmet İnönü ile yakın arkadaş olan dedesi Neşat Karahasanoğlu'nun sayesinde edebiyata ilgi duymaya başladı. Henüz 5 yaşındayken ilkokula başladı. Orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamlayan Volkan, mezun olduğunda 16 yaşındaydı. Ondaki yeteneği keşfeden kişi ise okuldaki müzik öğretmeni oldu. Yediği yemekten içtiği suyun sıcaklığına varana kadar her şeyini öğretmenine soruyordu. Liseden sonra öğretmeni Volkan'ı İstanbul'a konservatuvara götürmek için ailesinden izin aldı. Babası Cevat Bey, oğlunun geleceği için hiç düşünmeden kabul etti. Volkan Konak, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988'de mezun olduktan sonra yüksek lisansa başladı. O dönemler besteler yapmaya başlayan Volkan Konak'ın profesyonel olarak müziğe adım atması Orhan Gencebay'ın sayesinde oldu. Genç yıldızın bestelerini dinleyen Orhan Gencebay tanışmak için yanına çağırttı. Volkan Konak, İzzet Çapa'ya verdiği röportajında müzik hayatına nasıl başladığını şöyle anlatıyor. Konservatuvarda yüksek lisans yaparken Orhan Gencebay bestelerimi duymuş. Zeki Atagür vasıtasıyla beni dinlemek için yanına çağırdı. Beni dinledi, çok beğendi. "Ama mutlaka bir tarzın olmalı" dedi. Bir süre birlikte çalıştıktan sonra ilk iki albümü kendi elleriyle yaptı. Hatta ondan aldığım ilk harçlıkla bir piyano bile aldım eve. Senin anlayacağın profesyonel müzik hayatını başlatan Orhan Gencebay'dır. Karadeniz müziğini kendine has tarzıyla harmanlayan Volkan Konak, 1993 yılında çıkardığı Efulim adlı albümüyle büyük beğeni topladı. Bir yıl sonra Gelir Misin Benimle albümüyle çalışmalarına devam eden Volkan Konak, askerlik nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldı. Vatani görevini tamamladıktan sonra hemen 3. albümü Volkanik Parçaları çıkardı. 1998 yılında kendi kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon şirketinden Pedaliza isimli 4. albümünü sevenlerinin beğenisine sundu. Aynı yıl itibariyle sadece Karadeniz değil, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Kıbrıs yörelerine ait türküleri de seslendirdi. 2000 yılında Şimal Rüzgarı albümünü çıkardıktan sonra 3,5 yıl sessizliğe büründü. Bu süreçte kanserle mücadele eden babasını kaybeden Volkan Konak, 2003'te çıkardığı Maranda isimli albümünde yer alan Cerrahpaşa şarkısıyla adeta ağıt yakıyordu. Cerrahpaşa şarkısı, o dönem hastalıkla mücadele eden ya da yakınlarını kaybedenlerin yüreklerini dağlayan bir şarkıydı. Volkan Konak bir röportajında şunları söylemişti. "Babamın Cerrahpaşa Hastanesi'nde ölmesi üzerine yazılmış bir destan ya da bir ağıt diyebiliriz. Bu şarkının müziği anonim. Sözlerini ise ablam babamı uyarlayarak yazdı. Bu şarkı halkın hikayesi. Bu yüzden çok kişiselleştirmek istemedim." Volkan Konak, İzzet Çapa'ya verdiği röportajında ise babasının olan özlemini şu sözlerle dile getiriyordu. "Babamın mezarına geceleri gider, sevdiği türküleri okurum, başarılarımı ya da başarısızlıklarımı anlatır, dertleşirim. Bir seferinde mezarının başına ışık bağlayıp 3 gün orada yattığım bile oldu. Bizim oralarda İstanbul'daki gibi 5-10 dakika durulmaz mezar başında." Cerrahpaşa'da tedavi gören hastaları da yalnız bırakmadı Volkan Konak. Geceleri herkesten gizlice bir şekilde hastaneye giderek tedavi gören hastaları ziyaret etti. Bir röportajında şöyle diyordu. "Cerrahpaşa'da 3 tane konser verdim. Hala geceleri gizli gizli kanser tedavisi gören hastaları ziyaret ederim. Düşünsene, adam ağır bir ameliyata girmek üzere, son arzusu seni görmek. Nasıl gitmezsin?" Cerrahpaşa onun için şarkıdan öte bir destan ve ağıttı. Çok sevdiği ve yeri asla dolmayacak babasının ardından
acısına haykırıyordu adeta. Gittiği her konserde bu şarkıyı söylemesi isteniyordu. Bizim bile dinlerken yüreklerimizi dağlayan bu şarkı onun içinde apayrı fırtınalar koparıyordu. Ünlü sanatçı Cerrahpaşa şarkısı için şunları söylemişti. Ruh hastası etti beni o şarkı. Her okuduğumda etimden bir parça koptuğunu hissediyorum. Babamın tırnağını, saatinin kayışını bile hatırlıyorum söylerken. Beni çok yıpratıyor bu durum ama söylemesen de olmaz. Gittiğimiz her yerde istiyorlar. Babasıyla birlikte 7 yakınını kanser yüzünden kaybeden Volkan Konak, 2006 yılında Kazım Koyuncu'nun da kanser nedeniyle aramızdan ayrılması üzerine yıllar önce yaşanan Çernobil faciası hakkında bir rapor hazırladı. Yıllardır Karadeniz bölgesindeki kanser vakalarının artışına dikkat çekmek için uğraşan Volkan Konak, bölgeye kanser araştırma hastanesi kurulması için mücadele etti. Çernobil faciası hakkında yaptığı önemli çalışmalarla Karadeniz'in sesini duyurmaya çalışan Volkan Konak artık Kuzey'in oğlu oldu. Ünlü sanatçı 2007 yılında Kuzey'in oğlu Volkan Konak programıyla ilk kez televizyon programı hazırlamaya başladı. 1997'den bu yana ondan fazla ödülün sahibi olan Volkan Konak Türkiye'nin dört bir yanında konserler verdi. Sahnedeki enerjisiyle her zaman dikkat çeken Volkan Konak, Yüksel Şengül'e verdiği röportajında şunları söylemişti. Sahne performansım üst düzey bir konsantrasyonla ortaya çıktığı için çok yüksek ve yorucudur. On binlerce kişiyi, mesela İzmir konserimde 200 bine yakın insan vardı. Saatlerce sıkılmadan, yorgunluğunu hissettirmeden omuzlarında taşımak hiç de kolay değildir. Sahne ışıklarını ve sahne sıcaklığını eklersek her konserimde 2 kilo zayıfladığımı söyleyebilirim. Nazım Hikmet, Sunay Akın, Ömer Kayaoğlu, Yaşar Miraç ve Sabahattin Ali gibi önemli isimlerin eserlerini besteleyerek kendi müzik tarzını oluşturan Volkan Konak için Nazım Hikmet'in ayrı bir yeri var. Kendisine ait ofisinde Devrim Odası adını verdiği odasında babasının, Atatürk'ün, Che Guevara'nın, Deniz Gezmiş'in ve Nazım Hikmet'in resmi asılı. Siyasi görüşünü söylemekten kaçınmayan Volkan Konak bir röportajında şunları söylemişti. Maçkalıyız diye yıllarca bize komünist dediler. Ben iyi bir sol düşünceye sahibim. Bütün sülalem de Ecevitçidir. O kökten geliyoruz. Zaten o zamanlar bir Demirel, bir de Ecevit vardı. Yaktın bizi Keloğlan, kurtar bizi Karaoğlan diyenlerdendik. Ünlü sanatçı başka bir röportajında da Atatürk hakkında şunları söylemişti. Vatanseverlik, memleket sevdası, cesaret denildiği zaman en başa benim adımı yazmalısınız. Kimse kusura bakmasın. Herkes vatanını sever ama bizim aşkımız yamamı yamandır. Genimde vatan, bayrak ve Atatürk Cumhuriyeti vardır. Bunları sahnede de yaşatıyorum insanlarıma. Her konserimde memleket sevdamızı, bize yönümüzü gösteren ve bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızı ve var olmamızı sağlayan ulu önderimiz Atatürk'ü mutlaka hatırlatıyorum. Atatürk'ü sevmeyen benimle el bile sıkışamaz. Politik bir duruşu olsa da siyasetten her zaman uzak durmayı tercih etti Volkan Konak. Siyasetin ayrıştırıcı olduğunu söyleyen ünlü sanatçı, 20 yıllık arkadaşı Ekrem İmamoğlu hakkında ise övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Biz İmamoğlu ile çok şey paylaşıyoruz. O benim kıymetlimdir. Siyaset ayrıştırıcıdır. Ama Ekrem İmamoğlu gibilerin sayısı artarsa her şey güzel olur. Bahar gelir bu topraklara. Volkan Konak'ın 2018 yılında sahne aldığı bara saldırı düzenlendi. O dönem gazetelerde saldırganın silahı ateşlemeden önce vatan hainini sahneye çıkartıyorsunuz dediği iddia edildi. Volkan Konak ise yaptığı açıklamada olayın kendisiyle bir alakası olmadığını söylemişti. Ve tabii ki aşk. Duygularını bu kadar yoğun yaşayan, Karadeniz'in hırçın dalgaları gibi esip gürleyen Kuzey'in oğlu aşkı da en derinlerde yaşadı. Aşkı seviyorum, aşk acısı beni pişirdi diyen Volkan Konak, 1992 yılında Selma Konak ile nikah masasına oturdu. Ünlü sanatçının bu evliliğinden Şimal, Volkan ve Derin isimlerini verdiği 3 çocuğu dünyaya geldi. Çocukları çok seven Volkan Konak bir röportajında "Canım sıkıldıkça çocuk yapıyorum" sözleriyle hayranlarını güldürmüştü. Ünlü sanatçı 3 çocuğun annesi Selma Konak'a beslediği duyguları Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajında şöyle anlatmıştı. "O benim sırt çantam. Her yerde yanımda. Rahşan Bülent Ecevit aşkı yaşıyoruz onunla. Volkan Selma aşkı böyle bir aşk. Selma Hanım'ın elini tutmadan uyuyamam hala." Volkan Konak 2017 yılında çocukların eğitimi için Amerika'ya gitti.
çalışmalar için sık sık Türkiye'ye gelen ünlü sanatçı, koronavirüs pandemisi döneminde zor günler geçirdi. Karantina günlerinde evde kalmaktan bunalan Volkan Konak, evde olmaktan kaynaklanan bazı sorunlar yaşadım. Daha sonra psikolojik tedavi gördüm demişti. Ünlü sanatçı özel hayatını gözlerden uzakta yaşadığı kadar sanat camiasıyla da arasına mesafe koymayı tercih etti. Hatta ünlü ve zengin insanlara alerjim var açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Volkan Konak, İzzet Çapa ile yaptığı söyleşisinde bunun nedenini şu sözlerle anlatmıştı. "Sadece müziğimle gündeme gelmek istiyorum. Ben eşimi havuza atacağım, onu oradan çıkarıp fotoğraf çektireceğim. İş mi bu? Yakışır mı bana? Çocuklarımın da Volkan Konak kimliği altında ezilmesini istemiyorum. Ayrıca hocalarıma sözüm var. Müzik dışında bir konuyla gündeme gelirsem ben bu işi bırakırım." Bir gün sahnede vasiyetini açıklayan Volkan Konak yoğun tepkilere maruz kalmıştı. Ünlü sanatçının olay yaratan vasiyeti ise şöyleydi. "Siz sevenlerime vasiyetimdir. Ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne." Çok konuşulan bu vasiyet sonrası Volkan Konak işin perde arkasını aydınlatarak şunları söylemişti. "Bu bir sahne şovuydu. Ya bizi çok ciddiye alıyor insanlar ya da gerçekten sıkıntı var. Ben babamın yanına gömüleceğim. Yerim bile belli. Sahnede bazen çocuklar sorunlarım var. Bana içki verin. Sevdiğim kadın sevmez oldu diyorum. 2-3 defa Volkan Konak boşandı diye haberler çıktı. Yahu bu bir şovdur." Acısıyla tatlısıyla bir Volkan Konak geçiyor bu dünyadan. Biz de ünlü sanatçıya kariyerinde başarı, ömrünün geri kalanında ise sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.